2004 yılıydı. Haber müdürüm bir basın açıklaması olduğunu söyledi ve muhabir arkadaşımla gideceğime görevlendirdi. Nurayat Talay arkadaşımla beraber yola çıktık. Haber, o zaman SSK'ların özelleştirmesi, yani SGK'ya dönüştürülmesi düşünülüyordu ve sendikalar buna karşı çıkıyorlardı. Onun için düzenlenen bir eylem, KESK Başkanı'nın katıldığı, çadırların kurulduğu, SSK Tepecik Hastanesi'nin bahçesinde olan bir basın açıklaması. Ve ben oradan da başka bir göreve gidecektim. Bir maç vardı o gün, o maça gidecektim. Ben gittim, işte oradaki olayı görüntüledim. Haber muhabir arkadaşımla mutabık kaldık ve ben dönüşe geçtim. Hastane kapısından çıktığım anda bir kargaşanın olduğunu gördüm. Bir kavga vardı ve gazetecilik refleksiyle, işte foto muhabir refleksiyle ben makineyle beraber kavganın arasına girmiş bulundum. Bir kişi elinde silah sağa sola ateş ediyordu. Millet kaçışıyordu. Son hatırladığım, karşılıklı kaldığımız kişiyle ve elinde tabanca var. Yanında bir kişi daha var. Abi, o gazeteci yapma diyor. Olsun diyor. Sıktı. Ben patlama sesini hatırlıyorum ve ayağımdan gelen bir çınlama sesi. Yani çınla değildi, böyle acayip bir ses hissediyorum. Zzzz diye. Ama düşmedim. Ayaktaydım. Sonra bir kez daha patlamış ve ondan sonra ben zaten sonrasını hatırlamıyorum. İkinci kez sıkmış ayağıma. Sonra öğrendiğim ve videolardan izlediğim kadarıyla, video çekmiş arkadaşlar, beni alıyorlar, götürüyorlar. Ben bu olaydan sonra 2 ameliyat geçirdim. Hatta 3 ameliyat geçirdim. 10 ay yatakta yattım. Benim için çok zor bir dönemdi. Yani böylelikle gazi olmuş olduk işte. Yani yapacak bir şey yok. Sonra yargı süreci devam etti. Falan filan.